Bugün İsra suresinin 77. ayetinden itibaren devam ediyoruz. En son orada kalmıştık. 77. ayete gelmişti. Burada kalmıştık. Şimdi burada başka bir bölümde tekrar nasihatlerle, peygambere nasihatlerle devam ediyor. İşte burası 77. ayet. Ekimus salate li duluki şemsi ila gasagil leyl. Leyl gece demek. Gasak bastırmak, kaplamak demek. İla gasagil leyl gece bastırıncaya kadar. Gece bastırıncaya kadar, yani gece ortalığı, karanlık ortalığı kaplayıncaya kadar. Liduluki şems, eşşems, güneş demek. Güneşin duluku olunca, güneş duluk, duluk birinci anlamda güneşin yükselmesi diye çevriliyor. Yani güneşin en tepe noktasına gelmesi. Ama bu güneşin doğuşu, ortaya çıkışı anlamında olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla önce bir ayeti anlamını tamamlayalım. Güneşin dulukundan diyelim. Gecenin bastırılmasına kadar salatı ikame et. Eqim, ikame et, ayağa kaldır. Neyi? Es-salate, salatı. Liduluki şems, şemsin dulukundan ila gasagil leyl, gecenin bastırmasına kadar. Şimdi burada ne demek istiyor? Sonra ve Kur'anel fecr, ve güneşin doğuşundaki okuma. Kur'an okuma demek. Şeyi okumak. Kur'an aynı zamanda, bu Kur'an fiil anlamında kullanılıyor burada. Okuma, toplanmış, bir araya gelmiş olan şeyler okumak demek. Ve Kur'an el fecir, fecir de güneşin doğuşu demek. Güneşin doğuşundaki okuma. Kur'an el fecir, güneşin doğuşundaki okuma. İnne Kur'an el fecir, muhakkak ki güneşin doğuşu sırasındaki okuma, kâne meşhuda, şahitlidir. Tanıklıdır. Apaçık görünen, açık, net bir şekilde tanık olunandır diyor. Buna benzer ayet grubu devam ediyor. Bu geceden, gündüzden, güneşten filan bahsediyor. Bir ayet daha var bununla ilgili, onu da okuyalım. Ve minel leyli, geceden, geceleyin. Fettehaccet bihi, onda gece uykudan kalk. Fettehaccet, uyanmak, geceleyin uyanmak demek. Gece uyurken uyu. Geceleyin uykudan kalk. Nafileten leke, senin için fazladan. Nafile, aslında kalkmak zorunda değilsin ama sen kalk. Nafileten, fazladan, fazla olarak. Asa, eğer böyle yaparsan umulur ki en yeb'ase rabbuke mekamen mahmuda, Rabbin seni makamı mahmuda ulaştıracaktır. Makamı mahmuda ulaştıracaktır. Şimdi 77 ve 78. ayet, iki tane ayet dinlediniz. Bu ayetlerde ne demek istiyor? Şimdi klasik tefsirlerde fıkıh uleması burada 5 vakit namazın olduğunu iddia eder. 5 vakit namazı buradan çıkarırlar. Ama nasıl? Yorumlayarak. İşte Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz vardır. 1, 2, 3, 4
5 diyerek değil. Şu okuduğunuz ayeti bakın şimdi onların yaptığı gibi yorumlayacağım. 5 vakit namazı nasıl çıkarıyorum bak buradan. Ve yakimus salat. Namazı kıl diye çevriliyor önce bu. Namazı kıl. Salat namaz, yakimak, onu kılmak demek, namazı kıl. Namaz kılmamız emrediliyor. Peki ne zaman? Le duluku şems ila gasekil leyl. Bu deniyor güneşin yükselmesinden karanlığın kaplamasına kadar olan zamandır. Yani öğlen devam ediyor ikindi ve akşam. Çıktı mı üç? Öğle, ikindi, akşam. Şak diye çıkardın arkadaş. Neden çıkardın bunu? Lidduluku şems ila gasekil leyl. Öğle diyor mu? İkindi diyor mu? Herhangi bir şey var mı? Yok. Diyor ki duluk demek güneşin zirvede olması demektir. Yani zeval yani. Öğlenin dal sıcağı deriz ya. Öğle. Saat 12'yi düşünün. Saat 12. Duluk anı saat 12 anı oluyor. 12'den aşağı doğru nereye kadar gidecek? Gasekil leyl. Karanlık bastırıncaya kadar. Karanlık ne zaman bastırıyor? Akşam vakti yani saat işte 6-7'ye kadar. Bütün bu öğleden sonra ikindi ve akşam içine aldığından dolayı burada 3 vakit var diyorlar. 3. Şimdi geriye kaldı 2. Sonra ne diyor? Ve Kur'an el fecir sabah okuması, bu da sabahtır. Sabah. İnnel Kur'an el fecre kâne meşhuda diyor zaten sabah okuması da. Bu da namazdır. Bu da sabah namazıdır. Çünkü fecir dedi. Yani. Fecir dedi. Peki ne kaldı geriye? Yatsı kaldı. Ve minel leyli teheccüd. Şu da gece vakti uyanmakta teheccüd namazı. Geceleyin kılınan namaz. Uyumadan önce veya biraz uyuyup akşam namazından sonra biraz uyursun. Gece 11'e doğru kalkarsın işte o yatsı namazıdır. Çünkü teheccüd uyumadan önce veya uyuduğu kalktıktan sonra anlamına geleceğinden dolayı işte bir de burada var, bu da yatsı da burada oluyor ama nafile diyor ama burada, nafileten fazla, bu fazla da yani diğer dördüne fazla diyerek buradan işte 5 vakit namazı böyle çıkarıyor. Gördüğünüz gibi bu yorum buradan böyle direkt yorum çıkaramayız, bunu böyle bir sürü yorumlamamız lazım yani. Şimdi başka yerlerde de Kur'an'da buna benzer ayetler var ama burada 5 vakit olduğu kesin değil. Hatta buna 5 vakit namaz öğle, ikindi, akşam dememiz de zor. Kur'an sabahleyin kalkarız, Kur'an okuruz. Biraz aydınlanırız, net bir şekilde yolumuzu görürüz. Kur'an'ın ayetleri bize tanıklık eder. Sabah kalkıp biraz kitap okumak gibidir diye de yorumlayabilirsiniz bunu. Sabah kalk biraz Kur'an oku diyor. Niye bunu öyle yorumlamıyorsun? Direkt sabah kalk namaz kıl diye yorumluyorsun. Şimdi buradan şu sonuç çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namazın kanıtı açık ve net bir şekilde yoktur. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı bu tür ayetleri böyle yorumlayarak şuradan bu kastediliyor, buradan bu kastediliyor. İşte öğlenden akşama kadar geçtiğine göre, arada 3 vakit olduğuna göre falan diyerek yapılan yorumlarla çıkarılmaktadır. Peki burada gerçekte ne anlatılıyor? Şimdi benim yorumuma geçiyoruz. Ve yakimus salat. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, Allah'tan yardım istemeyi, Allah'tan destek istemeyi, ayağa kaldır. Şimdi es-salat kelimesi, salat kelimesi eğer şems gibi, leyl gibi, fecir gibi güneşin hareketlerini bildirir kelimelerle beraber kullanılırsa orada Allah'tan yardım isteme, secde etme, dua etme gibi anlamlar da vardır. Ama bu salat kelimesi Kur'an'da 130'a yakın yerde geçmektedir.
böyle kullanıldığı yerin sayısı da 7 veya 8'dir. Yani şems, leyl, fecir, sabah, güneş, öğle, yatsı, karanlık, aydınlık gibi kelimelere istinaden onlarla yan yana durarak namaz anlamı verebileceğimiz yerlerin sayısı 7 veya 8'dir. Ancak salat diye kullanılan yer Ve'kıbussalat Lidulukuşşems diye bir başka yerde de Salatül Fecir. Şu Kur'an-ı Fecir Salatül Fecir diye geçiyor. Bir de Salatül Ayşa gece salatı diye yine başka bir yerde geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu ayetlerin başka yerde geçenlerini de onlarla beraber topladığımızda bu şu sonuca varıyoruz. Eğer salat kelimesi güneş gece, güneş doğunca, batınca, yükselince gibi güneşin hareketlerine bağlı vakit bildirir yerlerde beraber kullanılmazsa doğrudan doğruya ve direkt yardımlaşmaya, dayanışmayı ayağa kaldırın demek oluyor. Eğer güneşin hareketleriyle beraber burada olduğu gibi geçerse yardımlaşmayı, dayanışmayı ayağa kaldırın artı Allah'tan yardım isteyin, destek isteyin, ona dua edin manasına da geliyor. Dolayısıyla buradan girerek Allah'tan yardım istemek, dua etmek, namaz kılmak anlamına da geliyor. Çünkü namaz kıldığın sırada Allah'tan yardım istersin, destek istersin, dua edersin. Ya Rabbi bana yardım et filan dersin. Ve bilinen anlam bile zaten namaz rükûden ve secdeden oluşur. Fakat bu gördüğünüz gibi kavramın iki manasından ikincisi olmuş oluyor ve sadece salat kelimesinin güneş, gece, ay, fecir gibi kullanıldığı yerlerle sınırlı olmuş oluyor. Şu halde Kur'an-ı Kerim meallerinden 130 yerde, yaklaşık 130 yerde kullanılan salat kelimesinin güneş, gece, gündüz, sabah, fecir gibi güneşin hareketlerine bağlı olarak kullanılan yerdekilerin, dışındakilerin hepsinden namaz anlamının çıkarılması gerekiyor. Ancak mevcut meallerde bunların hiçbirini göremeyeceksiniz. Her yerde namaz diye çevrildiğinden dolayı ya Kur'an'da iki sayfada bir namaz kıl diyor gibi anlatıyorlar. Halbuki benim yapmış olduğum mealde ben de ilk yaptığımda bu kadar daraltmamıştım ama sonradan baktım ki salat kelimesi bu kadar fıkıh kitaplarında ve bize aktarılan kültürdeki gibi çok net, keskin bir şekilde Kur'an'da ele alınan bir konu değil. Birçok yerde insanların birbirine destek olması, dayanışması manasında kullanılıyor ama burada gördüğünüz gibi geceleyin kalk diyor. Güneşin doğuşundan batışına kadar salat ikamet diyor. Şimdi bizim verdiğimiz anlama geliyoruz. Ve kıymus salat, yardımlaşmaya, dayanışmayı ayağa kaldır. Yani canlandır, harekete geçir. Kurumsallaştır. Bil fiil icraata dök. Onu hayatın içine taşı. Ne zaman? Lidulukuşşems, güneşin doğuşundan İlâhâ sakıllâ, gecenin bastırıncaya, gece bastırıncaya kadar. Bak böyle olunca gayet, yani sabahtan akşama kadar yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini peşinde koştur diyor. Sabah kalkıyorsun. Sabah kalktığında da Kur'an-ı Fecir, Kur'an okuması. Yani bu ayette şu anlatılıyor. Sabah kalktığında Kur'an'dan biraz bir şeyler oku. Sonra güneşin doğuşuyla beraber akşama kadar koştur diyor. Salatı ikamet. Nerede fakir var, fukara var, desteğe ihtiyaç olan var, muhtaç olan var. Onlarla ilgili
ömrünü bu işe adarıyor. Şu anda bütün kamu işleri böyle olması gerekmiyor mu? Mesela bir devlet memurunun, bir belediye başkanının, bir cumhurbaşkanının, bir bakanın işi nedir? Sabah erken kalkmak, önce bir spor yaptıktan sonra, arkasından bir duş aldıktan sonra, iyi bir kahvaltıdan sonra Kur'an'dan bir bölüm okumak, ya Allah bismillah deyip dışarı çıkmak, akşama kadar milletin içine uğraşmak değil mi? Onu söylüyor. Sabahtan akşama kadar salat-ı ikamet diyor ya. Eğer sen bir öğretmensen gideceksin insanlara, ders vereceksin, bilim anlatacaksın, öğrenci yetiştireceksin. Salat sadece fakir fukara yardım etmek değildir. Yardımlaşmak, destekleşmek sadece maddi açıdan olmaz. İlmi açıdan da bildiklerini, bilmediklerini anlatanlar salat etmiş olurlar. Çünkü bilenlerin bilmeyenlere borcu vardır. Olanların olmayanlara borcu vardır. En son Sırrı Süreyya'nın ifade ettiği gibi mutlu olanların mutlu olmayanlara borcu vardır. Şimdi Kur'an'daki felsefe bu. O zaman sabahtan akşama kadar bu işi yapmamız gerekiyor. Demek ki salat sabahtan akşama kadar oluyor. Peki namaz bunun neresinde? Şimdi asıl anlamı bu. Gerçek anlamı bu. Ama bunun içinde sabah kalktın diyelim, Kur'an okudun. Kur'an okuması, Kur'an-ı Fecr. Sabahleyin okuma. Fakat bu aynı zamanda sabahleyin namaz kılma şeklinde de olabilir. Önce diyelim sabah namazı. Toplanırsın, eğer toplucaysa peygamber, sahabeler bence öyle yapıyordu. Çünkü namaz kılmak Mekke'de biliniyordu. İbrahim'den beri gelen bir uygulamaydı. Sümerlerde de var, Sabiilerde de var, Ezidilerde de var, herkes de var. Sadece Müslümanlar, sadece Mekke'deki müşrikler değil. Orta Arabistan'daki bütün dinler ve mezhepler aşağı yukarı, Yahudiler, Yahudi mezhepleri dahil, rükudan, secdeden ibaret. Böyle kutsal bildiği şeyin önünde dua okuma, ruku etme ve secde etmeden ibaret bir ritüel zaten biliniyor ve yapılıyordu. Kur'an'da bu sadece önünde bir suret, resim dahi olmaksızın hiçbir maddi heykelin, büstün, resmin önünde değil, kişinin önünde değil, boşluğa yapacaksın. Yani Allah'a yapacaksın, görünmeyen bir şeye doğru eğileceksin. Onun dışında kimsenin önünde eğilmeyeceksin. Diyerek diğer dinlerin resimlere, heykellere, büstlere ve tapınma ritüellerine ve şekillerine yönelik olan şeklini çevirip boşluğa, Allah'a, görünmeyen Allah'a doğru yapma. Ve onu da Kabe'ye dönerek ve Kabe'nin içerisinde de Allah'ın olduğu değil, onun sembolik evi olduğu varsayılarak olana çevirmiştir. Ve bu sabah ve akşam, en fazla sabah ve akşam namazlarını ifade eder. Sabahleyin kalkarsın, iki rekat namaz kılarsın, herkes işine gücüne dağılır, salat-ı ikame etmekle meşgul olur. Sahabelerin çoğu akşam döndüğünde de sabah önce mescitte toplanıyorlardı. İki rekat namaz kılıyorlardı, Kur'an'dan bölüm okuyorlar. Zaten namazda Kur'an okunuyordu zaten, o da işte Kur'an okuma olmuş oluyor aynı zamanda. Kıraat, namazda kıraat okuma demektir. Orada okunan şey de Kur'an'dır. İşte Kur'an-ı Fecr'e namazdaki o okuma olmuş oluyor. Dua ederlerdi, destek isterlerdi. Bunu topluca yaparlardı, evet. Sonra dağılırlardı. Akşam tekrar toplanırlardı dönüşte. Herkes kazandığını getirirdi. İhtiyaçtan fazlasını mescidin yanında bir yere bırakırdı. İhtiyacı olanı eve götürürdü. Ve ihtiyacı olanlar da gelirler, oradaki ihtiyaç fazlası olan şeyi alırlardı. Ve akşamleyin de
bir araya gelirler, hamlederler, şükrederler. Sonra da evlerine dağılırlardı. Gündelik yaşam Mekke'de, Medine'de böyle akıyordu. Ve bu Medine'de peygamberin arkadaşlarının icat ettiği bir şey değildi. Sümerlerde de böyleydi. Orta yerde bir tapınak vardı. Sabah gün doğuşuyla beraber o tapınakta toplanırlardı. Tanrı'ya dua ederlerdi. Destek isterlerdi. Sonra dağılırlardı. Bütün gündüz boyunca herkes orada burada çalışırlardı. Ekmeği pişmeyi, getirmeyi götürmeyi, alışverişi, ticareti, bir şey öğretmeyi. Bütün bunları salattan görürlerdi. Çünkü bunların tamamı yardımlaşma, dayanışma amacıyladı. Sen gidiyorsun, buğday ekiyorsun. Hasat topluyorsun, buğdayı değirmene götürüyorsun. Değirmende un yapılıyor, unu getiriyorsun, fırıncıya veriyorsun. Fırıncı ekmek yapıyor, öbürü de gidiyor alıyor. Yani senin ekmeğini ben yapmış oluyorum, fırıncı yapmış oluyorum. Tarlada çalışan yapmış oluyor. Birbirimizin işini görüyoruz. Bu da bir destekleşmedir. Bu da bir salahattır. Hayatın içindeki çalışmanın kendisini salahat olarak görüyorlardı zaten. Salahatı ikame etmek, üretimde bulunmak, eğitimde bulunmak, birbirimizin ihtiyacını giderecek kültürel, sanatsal, iktisadi faaliyetlerin tamamı salahatı ikame etmek olarak anlaşılıyordu. Biz birbirimizin ihtiyacını görmezsek, yani iktisadi yaşantı söz konusu olmazsa, hayat nasıl akacak? Ekmeği kim yapacak? Değirmenden unu kim getirecek? Değirmene buğdayı kim getirecek? Buğdayı kim ekecek, hasat edecek? Bardağı kim yapacak? Mikrofonu kim yapacak? Kitabı kim basacak? Dikkat ederseniz hayatın içerisinde bir iş bölümü vardır. O zamanki iş bölümleri daha sadeydi, basitti. Ama şimdi iyice çetrefilleşti. En küçük bir işi başkası yapıyor. Diyelim şu kitabın kağıdını anlamak için ta ormana kadar, oduna kadar gitmeniz gerekiyor. Bu kağıt nasıl oluşuyor? Bu yazılar buraya nasıl basılıyor? Adamın işi sadece buraya şu yazıyı basmak. Hatta bazı adamın işi sadece şu yazıyı yazmak, basmak da değil. Onu yazıp veriyor. Basan ayrı, yazan ayrı, kağıdı üreten ayrı, getiren ayrı, odunu biçen ayrı. İş bölümü diyoruz buna. Toplumsal hayat iş bölümünden ibarettir. Bu iş bölümü olmadığı sürece hayatı devam ettiremeyiz. O nedenle Kur'an demektedir ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Yani almayı ve vermeyi helal kılmıştır. Çünkü alacağız, vereceğiz. Başka türlü nasıl yapacağız? Ama bu esnada birbirimizi sömürmeyeceğiz. Faiz demek alma verme esnasında tırtıklamak demek. 10 lira veriyorum 15 lira getir demek. 5 lira veriyorum 7 lira getir demek. Yani verme esnasında veya şunun üzerine fazla fiyat ekleyip sana vermek, o fiyatı fazlasıyla almak. Mal mübadelesi esnasında ürettiğimiz şeyler aramızda dolanırken birbirimizi tırtıklamayacağız, sömürmeyeceğiz yani. Birbirimizin sırtından geçirmeyiz, fahiş fiyat koymayacağız. Dürüstçe üreteceğiz, getireceğiz, vereceğiz, ihtiyacımız olanı da alacağız. Ha bu kadarı tamam. Buna bey diyor, alışveriş diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu caiz görüyor. Helaldir diyor. Ama bu esnada sömürüyor, haram kuruyor. Şimdi gündüz vakti sizin için geçimlikler, rızıklar temin ettik. Rızkınızı arayın, yeryüzüne dağılın diyor. Güneşin doğuşuyla beraber bu iş başlıyor. Demek ki salat, güneşin doğuşuyla batışı arasında insanların iş bölümüne uygun bir şekilde birbirleri için yardımlaşma, destekleşme, üretim, eğitim, birbirini tedavi etme, sağlık falan, günümüzde bunların hepsini bu anlama içine sokabiliriz. İşleriyle uğraşmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan budur. Normal insanların mesai saatinde yapmaları gereken şeyi söylüyor. Ben geniş anlamıyla söyledim. Biraz daha dar anlamıyla kamu adamlarının işini anlatıyorum. Salat, eğer kamusal bir faaliyetse insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde muhtaç olduğu şeyleri karşılama amacıyla yapılan şey de salatın ileri derecede anlamı içine girer. Yani biz bir yerde birbirimizin ihtiyacını, gündelik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu iktisadi
hayattaki ihtiyaçları karşılamak demektir. Ama bir de insanların muhtaç olduğu, gündelik ihtiyaçların ötesinde herkesin ihtiyacı karşılıyor ama karşılayamıyor. Herkes çocuğunu okutuyor ama okutamıyor. Herkes yemek yiyor ama o yiyemiyor. Yemek bir para kazanamamış, kazanamıyor. Herkes giyiniyor ama o giyinemiyor. Bunların giderilmesine yönelik olan şeyler de sanat kapsamına girmektedir ve onların yapılmasını, sürekli yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olunmasını söylemektedir. Şimdi güneş doğarken ve güneş batarken toplanma ve dağılma esnasında yapılan iki tane gün batımı ve gün doğumu toplantıları oluyordu ta Sümerler'de. Tapınakta toplanıyorlardı. Ve iki defa oluyordu bu, sabah ve akşam. Sabah gün doğarken, bir de gün batarken tapınakta toplanıyorlar. Ve buna salat-ı ikame etme, salat için toplanma diyorlardı ve toplandıkları yerlere de salat cah diyorlardı, salat merkezi diyorlardı. Yahudi havrasına şu anda hala Arapçada es-salah denmektedir. Toplanma yeri, destekleşme, yardımlaşma amacıyla toplanma veya destek isteme amacıyla toplanılan yer demektir. Peki, اِنَّ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا Sabah fecri, sabah okuması, اِنَّ قُرْهَانَ الْفَجْرِ كَانَ meşhud, meşhud. Yani tanık olmak demek, şey, meşhud, şahit olmak, tanık olmak. Muhakkabe sabah zihin dinginliğiyle yapmış olduğun okumayı daha net görürsün ve oradaki gerçeklere daha net tanık olursun diyor. Hakikaten de sabahleyin kalkığında beyin dinlenmiş oluyor ve sabah yapmış olduğunuz okumalar daha akılda kalan, daha anlaşılır, daha dinlenmiş şekilde yapılan okumalar oluyor. Sabah okumasını bize tavsiye ediyor yani. Buradaki teheccüd kelimesi de geceleyin kalkmak demektir. Teheccüd namazı anlamına gelmiyor bu da. Burada gördüğünüz gibi teheccüd namaz kelimesi geçmediği için. Geceleyin kalk diyor. Peki geceleyin kalkıp ne yapacak? Geceleyin kalkmak nafile, farz olarak umulur ki makam-ı mahmuda erişirsin. Demek ki mekamen mahmud, övülmüş makam demektir. Mekamen mahmuda, övülmüş. Peki makam-ı mahmud nedir? Övülmüş makam nedir? Bunu direkt peygambere hitaben seslendiği için o çerçevede anlamamız lazım. Bir rivayette diyor ki peygamberimiz El fakru fahri, yoksulluğum övüncümdür. Yani fukaralığım el fakru fahri, yoksulluğum övüncümdür. Yoksulluğumla övünürüm diyor. Peki yoksullukla övünmek ne demek? Şimdi bunu bir peygamber söylediği zaman makam-ı mahmuda ermiş oluyor. Şu manaya geliyor bu. Peygamberliğe başlıyorsun. Çek edinle başlıyorsun, çek edinle bitiriyorsun. İşte makam-ı mahmud budur. Yoksulluğumla övüncümdür. Yoksulluğum övüncümdür. Yani ben bu makama, bu peygamberlik makamına başladığımda hiçbir şeyim yoktu. Peygamberlik makamını bitirdiğimde 23 yılın sonunda gördüğünüz gibi yoksulum. Nasıl başladıysam öyle bitirdim. Bu peygamberlikten kendime hiç yontmadım. Dolayısıyla böylesi olan birisi makam-ı mahmuda erişmiş demektir. Övülmüş bir makama getirilmiş demektir. Makam-ı mahmud makamların en yücesidir. Böyle bir kişi hakikaten övülmeye layık mıdır? Evet. Allah'ın yüce bir kulu mudur? Evet. Neden dolayı? İmkanı olduğu halde
uzatmadığından dolayı. İmkanı olduğu halde cebine indirmediğinden dolayı. Dese ki peygamber, Allah'ın elçisine mal vermek sizi cennete koyacaktır. Kim bana bir ev verirse cennette 10 tane köşk verilecektir dese, malını mülkünü esirgeyen çıkar mıydı yani? Herkes ona inanmış zaten. Ya istese bütün Medine'yi tek tek kendine ait kılabilirdi. Bak Medine'de ne kadar ev varsa hepsini kendi şahsi mülkü haline getirebilirdi. Çünkü insanlar hazır. Vermeye hazır. Uğruna döküyorlar zaten. Al diyorlar. Ama bu elini tersine itiyor. Hayır. İşte bu makam Mahmud'dur. Yoksulluğumla övüncüm, yoksulluğumla övünürüm bu demektir. Böyle bu adamın yoksulluğuyla övünmesi hakkıdır. E sen de gel, diyelim 25 sene siyaset yap, Çekedil'ine gel, Çekedil'ine git, böyle bir adamı ben de överim. Hakikaten o adam makam Mahmud'dadır yani. Çünkü imkanı olduğu halde indirmemiş cebine. Şimdi insanların mal biriktirme yerleri nelerdir? Bir, peygamberliktir, din adamlığıdır, devlet adamlığıdır, belediye başkanlığıdır, hükümet reisliği filandır yani. Genellikle buralara girenler, yani buna din-u devlet diyoruz. Bu coğrafyada din-i devlet mal biriktirme ve zenginleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Din-u devlet, yani din ve devlet üzerinden zenginleşme. Şimdi bir adam din-i devletin içinde olduğu halde, yani din için ve devlet için çalıştığı halde bunlara bulaşmamışsa, imkanı olduğu halde elini tersine itmişse, istemiyorum demişse, sadece kendisine lazım olan kadarıyla geçinmişse, işte o kişi makam-ı Mahmud'dadır. Demek ki peygamberin makam-ı Mahmud'da olması sadece ona mahsus bir şey değildir. Biz de makam-ı Mahmud'a ulaşabiliriz. Hani işte bizim içine gelen. Şimdi burada dikkat edin. Fakirler makamı Mahmud'dadır demiyor. Bütün fakirler, bütün yoksullar övülmüş bir makama Allah tarafından getirilmiştir demiyor. Çünkü adam fakirdir, fukaradır ama övülmemiş olabilir. Makam Mahmud'da olmayabilir. Niye? Fukara ama eline fırsat geçmediği için fukara. Eline bir fırsat geçse bak ne oluyor. Böyle olanlar yok mu? İşte görüyorsunuz. Adam bir yüzüğüyle geliyor. Demek ki eline fırsat geçmediği için yüzüğünü sallandırıyormuş. Bir yüzüğüm var falan deyip duruyormuş. Ama eline fırsat geçince nereye geldiğini görüyorsunuz gözümüzün önünde canlı örneği. Yüzükten başka gelir olsa haram. Yüzüğümden başka bir şey zenginleştirip görürseniz bilin ki ben haram yemişim diyor. Yani Allah konuşturuyor. Şimdi apaçık işte meşhut bu demektir. Söylemeye gerek olmayan apaçık tanıklık demektir. Apaçık tanıklık, benim şöyle bir şey söylememe gerek yok yani, kendisi söylüyor. Dolayısıyla şimdi bunun övülmüş bir makama geldiğini söylemeyiz ama o da bir zamanlar fukaraydı. Övülmüş makam, makam Mahmud şöyle bir şey. İmkanın olduğu halde, hatta ona muhtaç olduğun halde, imkanın olduğu halde, hayır ben bunu yapamam, maram bu, diyerek kendini geri tutmandır. Ve oraya bulaşmamandır. Ve bulaşmayacak şekilde o işi, görevi bitirmendir. İşi bitirdiğinde geriye herhangi bir şeyin olmamasıdır. Nasıl başladıysan öyle bitirmendir. Bu adam hakikaten yüce bir ruha sahiptir. Böyle birisi memlekette var mı? Varsa kaç bilmiyorum. Görüyoruz işte, herkesin sırayla deniyoruz bakalım ne olacak. Çünkü ben şu ana kadar görmedim yani. Makamlara, mevkilere, belediye başkanlıklarına, imkanlara ulaşıp da böyle Çekedil'e gelip Çekedil'e giren bir adam ben görmedim. Var hocam, olur mu? Ecevit nasıl? Çekedil'e geldi, Çekedil'e gitti. Şimdi Ecevit Çekedil'e geldi, Çekedil'e gitti ama bu
Evinin damında ne varsa o hepsini bağışlar. Doğru. O taraftan, biraz övülmüş makama gelebilir ama ama o da şöyle bir şey. Şimdi yememek yetmiyor, bir de yedirmemek gerekiyor. Hem yemiyordu hem yedirmiyordu. Onun, onun yanında onun yanında size ziyafet vereceğim dedi. Hüsamettin diye birisi vardı onun yanında. Köfte ekmeği. Benim emekli maaşım var, bu kadar. Tamam hocam. Tamam. Şimdi onun yanında Hüsamettin diye birisi vardı. O adam benim hiç hoşuma gitmiyordu. Nitekim daha sonra ortaya çıktı ki ben ilerden önce söylüyorum hocam. Ya tamam, şimdi o açıdan öyle bir tarafı var ama o da etrafına böyle söz geçiremeyip, yani tamam ben yemiyorum ama işte yan taraftaki götürüyor ama onu da bir şey yapman gerekiyor. Yemeyeceksin ve yedirmeyeceksin aynı zamanda. Güneş motel odayı ne yapacağız? Yedirmediğin zaman Tuncay Matarıcı'yı ne yapacağız ki yani? Evet, şimdi o şahsi olarak Ecevit'in şahsi hayatı, yani ev hayatı, giyinmesi, yemesi, içmesi şeye uyuyordu. Bizim bu şu dindar muhafazakarlardan falan Müslümanlar çok daha uygundu. Yani öbürleri böyle Allah, kitap, peygamber falan diye geçirir, Kur'an'ı öper, başına koyar, Allah Bismillah der ama bunun gibi yaşamazlardı. Onda öyle bir sadelik vardı, göze batan bir sadelik vardı, doğru. Ama şimdi onun diğer tarafları, onun belki mal düşkünlüğüne değil de iyi yönetici olamadığına, etrafını kontrol edemediğine, yanındaki kişilere, kendi yemiyor ama yanındaki kişilere yedirmeye de engel olamıyor. Siyaset oyunlarına girdiğine, Güneş Motel, milletvekili satın alma, 11 milletvekili falan gibi işlerine girmesi, onun bizim anlattığımız anlamda bir kamu yönü idarecisinin imkanı olduğu halde ona el uzatmaması, sınıfına girmiyor. Yani siyasi şeylere bulaştığını gösteriyor. Yani niye giriyorsun öyle şeylere falan diyebilirsin, yani o ayrı bir şey. Şimdi öyle veyahut da böyle genellikle mesela o Cumhurbaşkanı şey vardı. Necdet Sezer. Mesela onun tarzı da şeye uygun. Aynen. Bu benim düşündüğüm şeylere biraz uygun. Evet, yani şaşırtıcı sadelik. Sık kuyruğa giriyor, şeye giriyor, böyle şaşırtıcı yani. Kendi alışverişini kendisi yapıyor. Ondan sonra bunları ben böyle birkaç yerde gördüm. Mesela şeye gördüğümde de gittim de şaşırmıştım. İran'a gitmiştik 1991'de. Humeyni'nin yaşadığı yere gittik. Evine gittik yani, böyle olduğu gibi bırakmışlar. Şöyle gözlüğü kanepenin üstünde duruyor mesela, şöyle gözlüğünü takıyor. Şöyle bırakmış, orada duruyor. Oturduğu kanepe böyle bizim bu Balat gibi yıkık dökük bir tarhanın kenar mahallesinde küçük bir evde orada oturuyor yani. Hiçbir özelliği olmayan bir herhangi bir mahallenin evi. Kenar mahalle evi. Evi görünce ben şaşırdım. Allah Allah, burada mı oturuyor falan diyor. İçeri girdik de ama köşede mesela bir bakkal var. 1991'de gittik, o 89'da ölmüştü. Mesela bakkalla görüşmüştüm, hiç unutmuyorum o adamı. Bakkal, köşedeki bakkal yani. Dedi ki, çıkarın defteri gösterdi. Bunlar dedi, buraya yazmışsa peynir, 100 gram peynir, 8 tane zeytin. Bunları alıyor, bunun diyor parasını gelip benden alacaksın diyor. Kimsenin parasını vermesine izin vermiyor. Evinin kirasını kimsenin vermesine izin vermiyor. Kiracı gidiyor, kendisi alıyor. Bakkal da haftalık olarak cuma günleri gidiyor, yazdığı şeyleri alıyor. Son cuma, son bir hafta alacağı kalmış. İşte 50 gram peynir, 10 tane zeytin falan da oraya gelmiş. Adam o borcunu gösteriyor. Sen dedim, gerçek mi söylüyorsun ya? Gerçekten söylüyorum dedi ya. Böyle sıradan bir derviş yani. Herhangi bir, ve bunu özellikle yapıyor. Bilerek yapıyor. Diyor ki, asla izin verme. Benim ev kiramı ödemeyeceksiniz. Bana eşya, mal, mülk, yiyecek içecek getirmeyeceksin. Ben kendi yiyeceğimi bakkaldan alacağım. Tasavvufi bir hayat yaşıyor. Derviş, sufi bir hayat yaşıyor.
Evinde bir kanepenin dışında bir şey yok. Tantana, şatafat, matafat hiçbir şey yok. Ve bunu bilerek yapıyor. Hiçbir şey istemiyorum diyor. Kendisine yalvarıyorlar, buradan taşlarım, burası güvenlikli bir yer değil. Korunmaya gidelim, villaya gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim, hepsini reddediyor. Ben onu burada gözümle gördüm yani. İşte bence bu makam Mahmut'tur. Ölmüş bir makam adam gelmiş. Bu prestiji yok hocam. He? Prestiji yok. Nasıl? Yani 1150 odalı saray gibi bir prestiji yok diyorum yani. Etibarı mısın getiriyor? İşte prestij, makam Mahmut demek prestij demektir. Prestij hangisi? Allah katında prestij hangisi? Saray değil. Makam Mahmut budur. Ben övülmüş, ben el fakru fahri. Makam Mahmut ile ilgili benim bir yazım var, orada bunu anlatıyorum. Şimdi kamu adamlarından bunu bekleriz. Böyle olmalıdır. Böyle olursa o zaman niye buna önem veriyoruz? Çünkü bu çok hassas bir konudur. Şimdi ben diyelim sizden para topluyorum. Sizin için şurada şu şu işleri yapıyorum sizin paranızdan diyorum. Ama o parayı cebime indiriyorum. Bu dünyanın en korkunç haramıdır. Bundan daha büyük bir günah yoktur yani. Böyle zina etmek, günah etmek bunun yanında solda sıfır kalır. Adama dersin ya nefsine uymuş, gitmiş zina etmiş yani. Ha tövbe eder, bir daha yapmaz dersin. Ama burada böyle bir şey yok. Sizden para topluyorum. Size diyorum ki sizin bu verdiğiniz paralarla şuraya yol yaptıracağım. Şuradaki yoksulu doyuracağım diyorum ama o parayı cebime indiriyorum. Bu haramın dik alasıdır. Şimdi kamu adamlığı tam budur işte. Bak din-u devlet, kamu adamlığı iki yerde ortaya çıkar. Bir devlette, bir de dinde. Allah diyerek para topluyorsun, bir de yol yaptıracağım, köprü yaptıracağım, fukaraya vereceğim diye vergi topluyorsun. Kamu adamlığı, yani başkasının işini yapan kişidir kamu, kendi işini değil. O zaman sen git kendi işinle uğraş. Çal, çırp, o da çalma çırpmadır ama bunun kadar büyük günah değildir. Çünkü kendi malından kendini çalmış çırpmış oluyorsun. Gidiyorsun kendi malını israf ediyorsun. Şimdi gidiyorsun kendi malına haram mı harcıyorsun? Ama ben ne yapıyorum? Sizden topladığım paralarla senin yaptığın işi yapıyorum. Bu çok daha iki kat günah. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey vardır. Peygamber hanımlarına der ki siz bir günah işlerseniz iki kat cezalandırırsınız. Peygamber bir günah işlerse iki kat cezalandırılır. Mesela polis nöbet tuttuğu mahallede bir eve girip tecavüzde bulunursa iki kat cezalandırılır. Polis. Yani orayı korumakla görevlendirilmiş, adam girmiş orada tecavüz ediyor yani. Bu adam üç kat da hatta beş kat cezalandırılması gerek. Bunun gibi. Kamu adamı sana insanlar güvenmiş bir şey vermiş, sen gidiyorsun onu cebine indiriyorsun, oraya harcamıyorsun. Şimdi bütün devlet işleri böyledir. Ve bu çok hassas bir konudur ve peygamber de bu hususta çok büyük uyarılarda bulunmuştur. Mesela bir uyarısında diyor ki Beytül Mal'den en küçük dahi olsa bir at eğeri dahi alan bir kimse bizim verdiğimiz maaşla yetinmeyip Beytül Mal'den kendisine en küçük alan bir kimse bir daha bizim meclisimize gelmesin diyor. Öyle birisini gördü taktı, cenaze namazının kılınmasını da kabul etme, bunu götürün diyor. Ben bunun cenaze namazını falan kılmam diyor. Çünkü bu Beytül Mal'dan bir şey almış. Ve şimdi bu hak meselesidir. Oruç yeme falan değil, gibi değildir yani. Mesela oruç yersen cezası yok ama hak yersen hak yiyorsun çünkü adamın hakkını yemiş oluyorsun. Evet neyse şurayı bitirelim. Burada bir dua göreceksiniz. Kul de ki Rabbi Rabbim edhilni mudhale sıdkın girdiğim yere doğrulukla girdir ve ehricni muhrece sıdkın doğrulukla çıkmamı sağla ve cealli milledünke sultanen nasira ve bana kendi katından bir güç, kuvvet ver. Bu peygamberin bir duası. Yani bu
hayırla başlamamızı, hayırla bitirmemizi, girdiğimiz yere doğrulukla başlayıp doğrulukla çıkmamızı, bir işi doğrulukla başlayıp doğrulukla bitirmeyi bize nasip eyle der gibi bir duadır bu. Peygamber aynı zamanda bu söyleyerek bunu öğretmiş oluyor. Ve kul ve yine de ki ca'el hakku ve zahakal batıl. Hak gelince batıl yok olur. İnnel batile kâne zehûka. Muhakkak ki her batıl olan şey yok olmaya mahkumdur. Yani gerçek geldiği zaman sahte olan yok olur. Bir şeyin gerçeği geldiği zaman kurgusu, kurgusal olanı, sahte olanı ortadan kalkar gider. Yani güneş doğduğu zaman mum yakmaya gerek yoktur. Çünkü mum geçicidir, kurgusaldır. Dışarıdan el yordam ile ortalığı aydınlatmaya çalışmaktır. Ama güneş doğduğu andan itibaren muma gerek yoktur. Çünkü gerçek geldi. İşin aslı geldi. Aslı geldiği zaman taklidi yok olur. Gerçek geldiği zaman kurgusal olan ortadan kalkar. Doğru geldiği zaman yalan yok olur. Bir yerde yalan var. Onunla insanları kandırıyor. Ama gerçek apaçık kendini gösterdiği zaman gerçek bu. O zaman yalan çöker gider. Onun yalan olduğu ortaya çıkar. Hak gelince batıl zahir olur. Gerçek gelince yanlış olan yok olur gider. Muhakkak ki yanlış olan, yani batıl, kurgusal olan, sahte olan, sonradan olan, yalan olan, dışarıdan devşirme olan, zorla doğru gösterme olan şey, gerçeğin ta kendisi geldiği zaman yok olur gider. Bu da aynı zamanda bize bir kuralı da anlatmış oluyor. Sessiz olun, hak, doğru neyse onun peşinde olun. Doğruluğu savunuyorsunuz diye, gerçeği söylüyorsunuz diye bir an için sizi yalancı zannedebilirler. Sen merak etme, gerçeğin peşini bırakma. Eninde sonunda doğru olan neyse o kazanacaktır. Sen yeter ki doğrunun peşinden git, kurgu yapma. Batıl aynı zamanda kurgu anlamına da geliyor. Mesela yalan söylüyorsun, yalan örtmek için başka bir yalan daha söylüyorsun. O yalan örtmek için başka bir yalan grubu daha uyduruyorsun, kurguluyorsun. Bu örümcek ağı gibi yok olacaktır. Gerçek geldiği zaman bu tuzla buz olmaya mahkumdur. Çünkü hepsi yalan. Uydurma. Yakıştırma idi. Ve nunezzülü minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahme. Muhakkak ki biz Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak gönderdik. Lil müminine, müminler için. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Ve bu Kur'an da zalimlerin hüsranını artıracaktır. Kur'an zalimler için onların hüsranını, yıkılışını, yok oluşunu artırır. Ama müminler için nedir? Şifadır ve rahmettir. Bu ayeti üfürükçü hocalar bir kağıda yazarak bardağın içerisine koyarlar ve onu al işte şifa bul derler. Veya bir muskanın içine yazarlar. Bir kağıda sararlar, boynuna astırırlar. Buna şifa ayeti denir buna. Şifa dedi ya. Müminler için şifadır dedi ya. Mahve şifaun. O şifadır. Halbuki buradaki şifadan maksat insanların ruhsal hastalıklarına, toplumsal yaralarına şifadır anlamındadır. Mesela ne diyor? Yolsuzluk yapmayın diyor, hırsızlık yapmayın diyor. Kamu malını çalmayın diyor. Rüşvet vermeyin diyor. Haset etmeyin diyor, kibirlenmeyin diyor. Bütün bunlar şifadır. Bunları yapan insanların hepsi hastalıklıdır. Kur'an'da bunları yapmayın diyor. Sen onu yapmadıkça da işte şifa bulmuş olacaksın. O anlamda şifadır. Yoksa romatizmana iyi gelir anlamında. Kur'an'dan böyle şifa beklemek, bu sektör aslında bu. Bu şu anda hangi cinci hocaya, ifrik hocaya gitseniz böyle birkaç tane daha şifa kelimesinin geçtiği ayetler var.
Onları yazarlar, suyla içirirler, işte 150 liraya alırlar veya muskan için yazar sana verirler. Şu anda gidin şu mahalle aralarında falan, bu bir sektör yani. Kur'an'ı bu amaçla kullanıyorlar. وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ Ne zaman ki insana bir nimet verirsek اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ Yanı üzerine döner gider. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَ Ve ne zaman ki ona bir kötülük dokunursa o zaman da ümitsizliğe kapılır. Yani ne zaman insana bir nimet verilse Allah'ı unutur, arkadaşlarını unutur, ailesini unutur, nankörlük yapar. Nimete kavuştu ya, dönüp bakmaz. Ama ne zaman ki kendisine bir kötülük dokunsa, bu sefer de umutsuzluğa kapılır. O kadar çalışıyorum da vermiyor da, vermedi de şu oldu, ona verdi de bana vermedi falan bir sürü. Şimdi bazı insanlar vardır, bu usta çok maharetlidir. Diyelim elin altında bir sürü para vardır, telefon açarsın dersin ki ya, şuraya şu ihtiyaç var, şurada bir fukara var, ona yardım et. Öyle bir laf döker, öyle bir sıralar ki adama acırsın ya, ben sana yardım edeyim bari dersin. Vermemek için. Ne diller dökerler, ne diller dökerler. Ya vermeyin, vermeyeceksin, üç kuruş vermeyecek ya. Böyle bir sürü şey. Yani nimete kavuşunca nankörleşmek. Kötülüğe uğrayınca umutsuz olmak, varlıkta şımarmak, yoklukta umutsuzluğa kapılmak. Bunu anlatıyor, böyle yapmayın diyor. Zühd dediğimiz şey arkadaşlar, tasavvufta bu daha çok geçer ama burada anlatılan şey adı zühd denmeksizin şudur. Allah sizi günleri sizin üzerinize döndürür. Bir nimete kavuştuğunuzda şımarmayasınız, nimet elinizden gittiğinde karalar bağlamayasınız, umutsuzluğa kapılmayasınız diye. Buna zühd diyoruz. Yani bir adam makama mevkiye getirilip nimetlere kavuşturulduğunda ve bütün bunlar elinden alındığında hiç değişmiyorsa o kişi zühd sahibidir. Dünya onu değiştiremiyor yani. O kadar makama mevkiye kavuşmuş, o kadar mala mülk edinmiş, nimetlere boğulmuş. Ama bak onun yoksun bakıyorsun ona bir değişiklik yok. O kadar nimetler elinden gitmiş, makamda mevkiden indirilmiş. Yine hiçbir değişiklik yok. Genellikle insanların ümitsizliğe kapılması, şımarması bir şey elinden geçtiğinde veya bir şey elinden gittiğinde olur. Bir nimete getirildiğinde ve bir nimet elinden gittiğinde kişinin ne yaptığına bakın. Kişi orada kendini belli edecektir. Bir makama getirildiğinde ne yapıyor? Makam, para onu değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Veya bir makamdan gittiğinde, zenginliğini kaybettiğinde, gücü elinden kaybolduğunda ne yapıyor? Karalar bağırıyor mu, isyanlar oynuyor mu? Niye ben böyleyim falan filan diyor mu? Genellikle insanlar böyle yerde, bunlar aslında evrensel nasihatlardır. Şimdi şu ayette okuyup bitiriyoruz. Kul de ki, çünkü bu kul diye geldi. De ki diye üç tane nasihatte bulundu. Bu da bölümün son nasihati. Kul de ki, küllü yâmen alâ şâkiretihi. Bütün ameller kişinin şekli üzerinedir. Fe rabbukum, sizin Rabbiniz a'lemu, daha iyisini bilir. Bimen hüve ehda sebira, kimin doğru yolda yürüdüğünü Rabbiniz en iyisini bilir. Kimin doğru yolda yürüdüğünü en iyi Rabbim bilir. Kullu ya'mel ala şakiletihi, bütün davranışlar, bütün eylemler, bütün ameller o ameli işleyen kişinin şekline göredir. Yani biraz daha Türkçeleştirelim. Şöyle bir söz var adına Türkçe'de. Herkes tıynetinin gereğini yapar. Değil mi? Kumaşında ne varsa onu yapar. Şekline göredir. Derken
yani annesinden, babasından, çevresinden, arkadaşlarından, okuduğu kitaplardan şekillenir insan. O onun tıynetini oluşturur, yani biçimlenir ve onun gereği davranışlarda bulunur. Onu sonradan değiştiremezsiniz. O davranışları değiştirmesi için onun şeklinin, onun o biçime sokan çevresinin ve oradan aldığı etkilerin değiştirilmesi gerekir. Kişinin önce bir tıynetini, tıynet diyoruz buna. Tıynet, zaman içinde oluşan kişinin aileden, çevreden, arkadaştan, eğitiminden aldığı yapısıdır. Ruhsal ve bedensel yapısıdır. O yapının gereğini insan yapar. Yani adam hırsız bir ortamda büyümüş. Hırsızlık ona gayet normalmiş gibi geliyor. Bizim için çok tuhaf ama onun için gayet normal. Veya zinanın ve fuhuşun gayet normal olduğu bir ortamda adam büyümüş veya kadın. Sen çok büyük bir günah olarak görüyorsun bunu ama onun için gayet normal yani. Bulunduğu çevre, şekil aldığı ruhsal biçim, ahlaki şekillenme ona onun normal gösteriyor. Ama senin için bu anormal. Dolayısıyla herkes diyor, içinden geldiği şekillenmeye göre amelde bulunur. Dolayısıyla o şekillenmenin kendisi önemlidir. Orada bir yanlış şekillenme söz konusu olmuşsa, kişi yanlış ameller işleyecek demektir. Oradaki şekillenmeye dönüp tekrar bakmak gerekir diyor. Evet, 85. ayette kalıyoruz. Yok, 84. ayette ve yes'elûneke ani ruh, sana ruhtan soruyorlar diyerek başka bir bölüme geçiyor. Burada hafiften bölüm değişiyor. Evet, dersimiz burada sona erdi. Soracağınız soru varsa buyurun.